Hocam hoş geldin, safa hoş geldin. Abla, sağ olasın. Çok güzel bir menüyle geldin. Vallahi sakatat demek artık sağlık demek. Herkes biliyor. Aynen. Çok güzel şeyler yapacaksınız bize. Evet. O zaman ben sizi baş başa bırakıyorum izleyicilerimizle. Şimdi hemen ne yapacağız? Analı kızının hamurunu yoğur sen. Tamam. Ben de seni kebabından kavurmaya atayım. Tamam, ben başlıyorum. Sen analı kızının kıymasını vereyim, kavurayım. Tamam. 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 Hadi bismillah. Ben başlayayım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Analı kızının hamurunda ince bulgur, irmik var, un var, karabiber, kırmızı biber ve tuz var. Bunu iyice bilek gücüyle yoğurmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu kavurmanın da yağını koyduk. Biz buna normalde iç yağ konması lazım. Şuna soğan doğrayacağız. Sonra sinik kebabına geçecek. Bir tahtamız daha vardı burada. Bu kavurmaya da kırmızı soğan, yani acı soğan kullanırsak sulanmaz, çökmez. Şimdi bu sakız gibi oldu mu usta, hele bak şunu. Kendi. Tamam. Kendi kendi. Sen onu yap. Tamam. Ben senin kebabının kıymasını ayarlayayım. Tamam. Antep'in hamamları sallanır ki hamamları. Hoş gör mahallesinin dip dibedir damları. Antep'in hamamları sallanır kül hamları. Aferin, oli oli. Hoş gör mahallesinin dip dibedir damları. Biz bize gerek. Yeah! 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 Antep yemekleri yapmayık, Antep lezzetleri yapayık. Efendime söyleyeyim, satır kıyması olmazsa yemek yapmayık. Malın iyisi olmazsa, etin kalitesi olmazsa yemek yapmayık. Huyumuz kurusun, tabiatımız bu. Ama bunda çıtır çıtır çıtırdı sesini duyacaksın. Yoksa kavrulduğunu anlayamazsın. Şimdi bunlar da analı kızının etine koyacağımız hamurun açılmış hali. Bunu da ince ince açıyoruz. İçerisine kıyma yerleştiriyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Ustama veriyorum. Haşlamaya başlıyorum. Şimdi sinik kebabına ne koyacak? Böyle az yapacağız zaten yeme. Bir tane soğan, 3-5 diş sarımsak, maydanoz, al biber. Sonrasında kıymadan mıymadan karıştıracak. Maydanoz, al biber, sarımsak, kıyma, yeşil biber, salça, tuz, karabiber. Şöyle göstereyim. Hamur eti kapatacak kadar olacak. Bu kıymamızı buna katacağız. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Etimizi üstüne bıraktık. Ne yapacağız buna? Hafif karabiberimizi atacağız. Tuzumuzu attık. Belli bir miktar göz kararı. Evet, bu kuzu eti. Kırmızı toz biberini de kattık. Efendime söyleyeyim. Başta da baharat girmeyin. Şimdi bunun tepsinin altına salçadan sos yapacağız. Eti onun üzerine yatıracağız. Yani kilis tavasının bir benzeri. Bir parça hemen salça aldık. Hafif de sosuna tuz atacağız. Şimdi ne diyeceğim, ben hemen bunu hafif sulandırayım. Sos yapak.
Şimdi tenceremizi aldık. Tenceremize suyu koyacağız. Suyu kaynara çıktıktan sonra analı kızlığı içerisine atacağız. Kaç dakika diye usta? 10 dakika kaynasa yeter. 10 dakika Otamış kaynatacağız. Simit. Sen onu hallet. Tamam. Ben bunun sosunu vurayım. Bunu da fırına tak, kafamız rahat etsin. Bu köftemiz de tamam. Bunu hemen ortasına. Al baba, benim işim tamam. Bunun içine de domates attı mı? Piş piş fırına. Şimdi şunu atarsak bu suya yeterli. 10 dakika kaynayacak. Tabii su kaynadıktan sonra atıyoruz bunu. Bunu kısık ateşten atarsak diğer yemeğimizi yapana kadar bu da pişmiş olur. Hem de sıcak sıcak olmuş olur. Şimdi gür ateşe atıp da pişirip de soğutmanın anlamı yok. Ha, şuradan dereceyi de 50'ye getirdik. 40-50 derecede olay tamam. Altını hiç kısmadan 10 dakika kaynayacak. Lakır, ondan sonra lakır, tekrar lakır. Süzeceğiz. Suyunu alacağız, yoksa hamurlaşır. Şimdi ne ettik? Yerimizi çektik. Soğanımızı doğradık. Soğanımızı attık. O da soğanın hangi soğandan? Acı soğan. Niye acı soğan? Acı soğan lezzet verir. Beyaz soğan suyunu verir. Aynen. Bu soğanımız öldükten sonra ne edecek? Al biberini doğrayacak. Hı. Yani kapya biber. Hı. Doğrayacak. Hı. Ondan sonra hı. Kına biberini atacak. E. Tuzunu atacak. E. Kemyonunu atacak. Hı. Ondan sonra yanına sokum edecek. Belenmeyin kafası tutsun. Kafası tutsun. Kızının sosunu yapıyoruz. Ölesin, şimdi ölesin, içine çok az ölesin, bir miktar usta. Yağ koyacağız. Salçayla ölesin. Soğanı öldürebilmek için. Vur. Şöyle başlıyoruz. Hop hop hop. Yiyen dölü, yemeyen dölü. Her biri bir yandan gelir. Yiğit öldü desinler, az öldü demesinler. Şimdi soğanı biraz pempeleşinceye kadar kavuruyoruz. Tabii fazla öldürmeyeceğiz. Çünkü suyla beraber biraz daha kaynama hakkını bırakacağız yani. Şöyle salçasını öreceğiz. Aynı zamanda bu Antep'in kesik ekmeği, kavurma ekmeği. Bundan yarım kavurma derler. Bir sokumda yutarıp kaldırırlar. Bunda tabii maya, bütün ekmekçilerde ekmeği kullanırlar. Bunda da maya var. Yine normal bildiğimiz Antep dinarlı ekmeği ama bunda dinak yok. Sadece hamur açı, çık 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 çık. Ateş atı, çeki. Atı, çeki. Et ilave ediyoruz. Etimizi haşladık önüne. Önce kavurduk. Tabii kavurduk. Sonra haşladık. Aynen. Etimizin kolay pişmesi için. Şimdi suyunu normalde veriyorum. Bunun etinin de kemikli döş et olması lazım. İyiken böyle löp löp kemikten etin sıyrılması lazım. Ama zamanımız kısıklaz olduğu için kemikli et biraz geç pişer. Hemen böyle pratik bir tarif verdik. Doğru mu baba? Aynen. Pratik et pişirme tarifi. Önden kavurucun, sonra haşlayacaksın. Şimdi bunu süzüyoruz. Şimdi şöyle etini, et suyunu ilave ediyoruz. Analı kızlı çorba mıdır, yemek midir? Yemek. Başlı başına bir Antep yemeğidir. Çorba diye niyetlendirmeyelim, dillendirmeyelim. Antep yemeğidir. Tuzunu attık, karabiberini attık. At yuvarlamayı da at ustacığım. Öyle yuvarlamasını alalım. Nanesini kavuracağız, sunu tabağında sunacağız. Şimdi ciğerimizin baharatını atıyoruz. Burada atıyorum ocağın soğuması için. Biraz ne kadar soğudursak hafif tuz attım. Bizim toz biber deyip de sizin de kına biber dediğinizden atıyorum. Kimyon. Kimyon olmazsa olmaz. Kavurmamız hazır. Bismillah de, vur kaldır.
işte. Sini kebabı. Yağımız var, nanemiz var. Nanemiz hafif yanarken biraz da pul biber atacağız. At babacığım. Şöyle atayım. Tamamdır. Of. Bunun da sosunu böyle veriyoruz. Tabii sos listeye bağlı. Az çok kafanıza göre. Analı kızlı sini kebabı, Antep usulü ciğer kavurması yaptık. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.